Samsun Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı komisyon toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi'ndeki komisyon toplantısında çeşitli gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda ilk olarak Gar Tekke Köy arası yapılacak raylı sistem için İller Bankası'ndan alınacak 175 milyon TL'lik krediyle ilgili madde görüşüldü. CHP'li meclis üyesi Erhan Akyüz maddeyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Raylı sistemin çalıştırılmasında yaşanan sıkıntıları hepimiz de biliyoruz. Bundan siz de muzdarip olduğunuzu defalarca dile getirdiniz. Şimdi aynı şeyi tekrar bir bölgede tekrar koğuşlandırılması, yeniden yapılması... Hangi zihniyetin ürünüdür bilmiyorum ama şimdi şöyle düşünürsek, ticari açıdan düşünürsek, ticaretten zarar ettiğiniz bir ülke siz yaptın yapmazsınız. Ya çok zarar ettiğiniz ifade etmedik. Yani araya girerek söylemek istedim. Ya bunu biz biliyoruz ama sadece burada işte yani hani, Sefer Bey'in izah ettiği yani, işte yaşlıların hani camiye giderken kullanırken zarar ediyoruz, otobüse biniyor işte, raylı sisteme biniyor gibi yani. Ya da işte raylı sistem parçalarını belki işte raylı sistem kabul etmek lazım. Tabii doğrudur. Raylı sistem parçalarının yurt dışından geldiği, bakımının işte burada fiziki olarak kullanılmasında yeterli çözüm olmadığı, İşte bakım için dışarıdan teknik ekibin geldiği bir bölgede. Şimdi Tekeköy gibi düz bir hatta, zaten böyle bir altyapısı oluşmuş bir bölgede. Yani metrobüs gibi bir alternatif bir projeyle, işte daha az belediye zora sokmayacak. Biliyorsunuz ki belediye 800 milyon lira civarında bir borcu var. Yaklaşık bu borçlanmalarla beraber de 1 trilyon lira civarında bir borca çıkacağız. Şimdi böyle bir yapıda, sizden sonraki dönemler için de, hatta daha sonraki dönemler için de bir ipotek koyuyoruz burada. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Yani şimdi daha önceki bir zarar etmiş önümüzde örneği varken, burada yeni bir çözüm arayışında niçin tekrar zarar etmiş ya da işte bize tam randıman vermemiş bir uygulamanın devamını burada uygulamak zorundayız? Bunun üzerine söz alan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, Atatürk Bulvarı üzerinden zaten her noktadan karşıya geçemiyoruz diye konuştu. Manzumesinin geçerli olduğu, yasaların geçerli olduğu, hem yayalar için hem de trafikte araç kullananlar için geçerli olduğu günümüzde çağdaş yaşam alanlarının oluştuğu bir yerde her istediğiniz noktadan karşıdan karşıya geçmemiz diye bir şey düşünülemez. Böyle bir şey yani yok. Böyle bakmak lazım olaya. Yani karşılıklı o noktaya getirmeden. Yani dolayısıyla hiç kimse normal şehir için, işte 100. yıl bunlardan bile kaç işte Allah rahmet eylesin işte Muzaffer Önder Bey'in döneminden belli o daha önce işte Kemal Bey Büyük döneminde açılan ve geçilen ya şu anda şehir içindeki bir kullandığımız, en yoğun kullandığımız yayaların en yoğun kullanıldığı 100. yıl bunları. O noktada karşıdan karşıya hiç her istediğiniz yerden geçebiliyor musunuz? Hatta geçmeyesiniz diye hepimiz diyoruz ki buralara işte bariyerler koyalım, yaya geçitleri yönlendirelim. Şimdi bunun gibi dolayısıyla bu şehrin son zamanda kazanmış olduğu en çağdaş, en modern bir ulaşım aracı kazandırılmış Büyükşehir Belediyesi tarafından, yani konumuza geliyorum, kazandırılmış olan raylı sistem bu şekilde eleştirilmesi doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Konuşmaların ardından oylanan madde oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra Canik Kaymakamlık binasının inşası ile ilgili yapılan itirazlar görüşüldü. Gülsan Sanayi Sitesi bölgesine inşası planlanan bina için sanayi sitesi esnafları da komisyon toplantısını takip etti. AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Erbay, Mayıs ayında yapılan toplantıda bunun keyfi bir uygulama olduğu yönündeki fikrimizi beyan etmiştik dedi. Gerekçe olarak da Canik bölgesinde kaymakamlıkla alakalı olarak 4000 metrekare yerin ayrıldığını, hatta bu yerin eğer bu kaymakamlık yerlerinin mülkiyetler tarafından karar verilecek idiyse, bu mantıkla hareket ediliyorsa eğer, bu yerden önceki kaymakamla tahsis edilen yerin de bir önceki kaymakam tarafından uygun görüş belirterek İçişleri Bakanlığı'na tahsis yapıldığı noktasında bu meclisi bilgilendirmiş. Konu salı günü yapılacak meclis toplantısında karara bağlanacak.